her yıl olduğu gibi Davultepe Kumsalı'na bu yıl da deniz kaplumbağaları yuvalamak için geldiler ve yuvalarını yaptılar. O yuvalardan yavrular çıkış yapmaya başladılar bir 15 gün öncesinden itibaren ve denizle buluşmaya başladılar. Davultepe Kumsalı'ndaki bu yıl yuvalama oranı, yuvalama başarısı yaklaşık olarak 198 yuva gibi oldu, 200 civarında. Ancak şu anda net sayıyı söylemek pek mümkün değil. Dönemin sonuna doğru, hani böyle Eylül ayında size net rakamı bildirebiliriz. Ama şu anki sayı da azımsanacak bir sayı değil. Yaklaşık olarak her yuvaya 100-150 civarında yumurta bırakılıyor. Bu 100-150 yumurtadan bireyin genç ya da yaşlı olmasına göre bıraktığı yumurta sayısında farklılık oluyor. Ya da kaçıncı kez yumurtladığına göre farklılık olabiliyor. Ama ortalama 100-150 civarında yumurta bırakıyor. Bu 100-150 yumurtadan genellikle %80-85 civarında bir başarıyla çıkış söz konusu oluyor. Canlı kalma oranı çok düşük maalesef. Evet, yuvadan çıkıyor başarılı bir şekilde, denize de ulaşabiliyor. Ama hem yuvadan çıkıp denize ulaşana kadar çok sayıda tehlike var. Yengecidir, kuşudur, kedisidir, köpeğidir, çok sayıda düşmanı var. Denize ulaştığı balıklar tüketiyor. Dolayısıyla 1000 tane canlı yavrudan ancak bir tanesi, çok çok iyimser bir tahminle de 3 tanesi hayatta kalabiliyor. Net sayı söylemek mümkün değil ama Mersin genelinde çoğunlukla 3000 ile 5000 arasında yuva olur. Aslında sadece Mersin açısından değil, dünyadaki bütün kumsallar bu canlıların geleceği açısından önemli. Mersin'in önemini, Mersin'i özel kılan şey ne? Akdeniz popülasyonu, özellikle Yeşil Deniz Kaplumbağası için Akdeniz popülasyonunun Doğu Akdeniz'de bulunması. Yani işte Göksu'dan başlayıp Samandağ'a kadar olan kısımda Yeşil Deniz Kaplumbağaları yuvalama yapıyor ve çoğunlukla popülasyonun büyük bir kısmı da burada bulunuyor. Bu nedenle Doğu Akdeniz bölgesi Yeşil Deniz Kaplumbağası popülasyonu açısından çok değerli. Dolayısıyla Mersin'de, Doğu Akdeniz'de bulunduğu için Mersin Yeşil Deniz Kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarını barındırıyor. Thank you.